arkadaşlar, geldik karışımların özellikleri ünitesine. Bu konuda ÖSYM her sene bir soru mutlaka getiriyor. AYT'de de arkadaşlar sıvı çözeltilerin temelini oluşturuyor. O yüzden oldukça bir önemli bir konudur. Çok iyi bir şekilde bu kısmı oturtursak eğer AYT'de çoğu soruyu yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle karışımları biz dünyada inceleyecek olursak, dünyanın etrafındaki atmosfer, musluk suyu, günlük hayattaki pek çok şey karışım şeklinde bulunur. Hatta insanlar, hayvanlar bile organik bileşiklerin kompleks karışımlarıdır. Biz farklı maddelerin kendi özelliklerini kaybetmeden, belirli birleşme oranları olmadan oluşturdukları madde topluluğuna ne diyoruz? Karışım diyoruz. Ve biz bunları sınıflandırıyoruz iki şekilde. Homojen ve heterojen olarak ikisini sınıflandırıyoruz. Burada arkadaşlar çözeltilere baktığımızda bir madde başka bir maddenin içerisine çözünüyorsa çözelti diyoruz. Heterojen karışımlara baktığımızda da heterojende farklı fazlar var. Ve bunlar arkadaşlar 5 kısımda ayrılıyor. Süspansiyon, emisyon, aerosol, kolloid ve adi karışım şeklinde. Bunların hepsini tek tek işleyeceğiz. Karışımların özelliklerine bakalım. Farklı tür atom ve atom grupları içerirler. Yani buradaki atom gruplarından kastı moleküldür. Karışımlar saf değildir. Dolayısıyla hal değişim noktaları da sabit değildir. Yani kendilerine ait bir ayırt edici özellikleri yok. Kaynama noktası, erime noktası yok arkadaşlar. Çünkü farklı moleküller arasında gerçekleşiyor. Ayırt edici özellikleri yok. Fiziksel yöntemlerle bir araya geliyor ve fiziksel yöntemlerle de biz bunları ayrıştırabiliyoruz. Örnek verecek olursak mesela tuzlu su. Ben tuzlu suyu buharlaştırdığımda tuz kalıyor. Yani ben bunu fiziksel yöntemle ne yapabiliyorum? Ayrıştırabiliyorum. Bileşenlerin özelliklerini koruyorlar. Yoğunlukları bileşenlerine göre değişiyor. Karışım oluşturan maddelerin her biri bileşendir. Bileşen nedir dediğinizde formül ya da sembollerle karışımları gösteremiyoruz. Görsellere baktığımızda görseldeki maddeler bazı bilinmesi gereken heterojen karışımlardır. Burada çorba, reçel, krema, ayran, serum ve süt oldukça önemli heterojen karışımlara örnektir. Evet, çözeltilere gelelim. Çözelti deyince bileşenleri çözücü ve çözünen olan homojen karışımlara biz çözelti diyoruz. Çözeltilerde homojen, dağıtan maddeye çözünen, homojen dağılan maddeye ise çözücü diyoruz. Çözeltilerin özelliklerine bakalım. Çözücü ve çözünenin kütleleri toplamı çözeltinin kütlesini verir. Çözelti oluşumunda hacim korunmaz. Arkadaşlar bu kısım çok önemli, bakın. Biz biz ne diyoruz? Çözücü artı çözünen çözelti diyoruz, değil mi arkadaşlar? Çözücü artı çözüneni çözelti dedik. Ama bu sadece kütle için geçerli, hacim için geçerli değildir. Çünkü çözelti hacmi çözücü ve çözünen hacminin toplamından küçüktür. O yüzden hacim korunmaz diyoruz. Bu kısmı karıştırmayalım. Çözeltiler bileşenlerin durumuna göre sınıflandırılabiliyor. Evet, fiziksel hallerine göre sınıflandırmaya baktığımızda çözücünün fiziksel hali genelde çözeltinin fiziksel halini belirler. Mesela katı katı karışımlara örnek olarak lehim verebiliriz. Burada kalay ve kurşun karışımından gerçekleşiyor. Amalgam, yani arkadaşlar diş dolgusu. Neden diş dolgusu katıdır? İçerisindeki çözücümüz cıvadır. Çözünenimiz de kalaydır. Bu sebeple katı haldedir. Sıvı katı örneklerine baktığımızda tuzlu suyu görmekteyiz.
Sıvı sıvı karışımları, alkollüsü ya da arkadaşlar kolonya diyebiliriz. Sıvı ve gaz karışım. Burada arkadaşlar gazozun olduğu yere yıldız atıyorum. Oldukça önemli. Gazoz bir çözelti örneğidir. İçerisinde hem su var hem de ne varmış? Karbondioksit gazı varmış. Solduğumuz havada bir gaz karışımıdır. Bu azot ve oksijen, karbondioksit gibi gazlardan oluşur. Fiziksel hali de gaz haldedir diyoruz. Örnek sorularımıza baktığımızda birinci örnek sorumuza bakalım. Karışımlar için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci ifademize bakalım. Homojen yapıda bulunurlar demiş. Kesinlikle diyor. Tek homojen değil, bizim bildiğimiz üzere bir de heterojen halde de bulunabilirler. Bu yüzden birinci ifademiz kesin değil. İkiye bakalım. Formül ile gösterirler demiş. Karışımların formülleri yoktur. Bu yüzden kesin değildir. Farklı tür tanecik içerirler. Karışımlar farklı tür tanecik içermektedirler. Çünkü farklı iki tane bileşen var. Mesela ne diyoruz? Odun, talaş, işte kum, su. Farklı bileşikler olduğu için farklı tanecikler içeriyor. O yüzden üçüncü ifademiz kesinlikle doğru. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Çözücü ve çözünen oranına göre sınıflandırmaya bakalım. Sabit bir sıcaklıkta eşit miktar çözücülerde çözünen miktar daha fazla olana derişik, çözünen miktarı daha az olana ise adı üzerinde ne diyoruz? Seylatik diyoruz. Şimdi burada aşağıdaki şekilleri incelediğimizde 3 tane kap var. Aynı hacimde su var ve içindeki çözünen yani şeker miktarımız farklı. Şimdi hepsini birbirine göre oranlayacağız. Hani direkt seylatik değişik diyemeyiz. 1'e 2'ye göre seylatik ya da değişik şeklinde ifadeler kullanabiliriz. Şimdi 1'e baktığımızda 100 ml'de 50 gram şeker varmış. O zaman ben diyorum birinci için şunu diyebilirim. İkinciye göre daha seylatik. Çünkü ikincide şeker miktarımız daha fazla. İkinciye de şöyle diyebiliriz. Üçüncüye göre daha seyreltik. Birinciye göre de daha değişik diyebiliriz. Üçe baktığımızda bir ve ikiye göre daha değişik diyebiliyoruz. Yani arkadaşlar burada biz çözünen miktarını arttırdıkça bizim değişimimiz artıyor. Biz kapları birbiri içerisinde kıyaslama işlemi yapabiliyoruz. Aynı ortamda eşit miktarda su bulunan kapların tamamen çözülmesi sağlanırsa birinci çözelti diğerlerinden daha seylatik oluyor. Üçüncü çözelti ise daha değişik oluyor şeklinde ifade edebiliriz. Doygunluk durumuna göre sınıflandırma. Burada arkadaşlar doygunluk durumuna göre 3 şekilde inceliyoruz. Doymamış çözelti, doymuş çözelti ve aşırı doymuş çözelti. Şimdi doymamış çözeltiye baktığımızda çözünen madde miktarı eklediğimizde oluyor. Biz bunu doygun hale getirmek için ne yapabiliriz? Öncelikle bunlardan bahsedelim. Çözücüyü buharlaştırabiliriz. Sıcaklığı düşürebiliriz. Bunlar arkadaşlar doymamış çözeltiye örnektir. Sabit sıcaklıkta çözücünün çözebileceği maksimum miktardan daha az bulunduran çözeltilere doymamış çözelti diyoruz. Doymamış çözelti. Doymuş çözeltiye bakalım. Sabit sıcaklıkta çözücünün çözebileceği maksimum miktara eşit madde içeren çözeltileri ise biz doymuş çözelti diyoruz. Aşırı doymuş çözeltiye bakalım. Özel koşullarda çözücünün çözebileceği maksimum miktardan daha fazla maddenin çözülmesiyle oluşan çözeltilere biz ne diyoruz? Aşırı doymuş diyoruz. Aşırı doymuş çözeltiler kararsız oldukları için zamanla doymuş çözeltiye dönüşebilirler. Şimdi
Doymuş özelliğe baktığımızda çözden ilave ettiğimizde çözünmüyor. Burada bunu bilelim. Doymamış çözeltiyi doymuş hale getirmek için çözünen madde ekleyebiliriz. Çözeltiyi buharlaştırabiliriz. Ya da sıcaklığı düşürebiliriz. Aşırı doymuş çözeltiye bakalım arkadaşlar. Mesela diyelim benim çözünürlüğüm 100 gram suda 10 gram X. Yani 10 gram X'ten daha fazla. Mesela 12 gram X koyuyoruz içerisine ve hepsini çözüyor. O zaman ben ne diyorum? Bu aşırı doymuştur diyorum. Hatta örnek verecek olursak annelerimizin yaptığı reçel, şeker, bal, bunlar ne oluyor? İçerisindeki çözünen miktarı fazla. Bir süre sonra ne oluyor? Şekerleniyor, değil mi? Böyle kendini ne yapıyor? Çözdüğü miktarı kusmuş oluyor. Bu durumda ne diyoruz? Bunlar aşırı doymuş çözeltilerdir diyoruz reçeli. Limonata, turşu suyu, asit çözeltileri, sabunlu su, baz çözeltileri elektrolittir. Yani elektrik akımını iletir. Elektrik akımını iletmesi için benim iyonlara ihtiyacım var. Artı ve eksi yüklü iyonlar ne yapar? Elektriği iletir. Evet, örnek bir sorumuz daha var. Onun da bakalım. Bana soruda 3 tane kap vermiş ve diyor ki hepsine aynı miktar tuz ekliyoruz diyor. Ama gördüğünüz üzere suların hacimleri farklı. O yüzden benden bir kıyaslama istiyor. Bu istediği kıyaslama da şu. Seyreltik olandan değişik olanın doğru kıyasla diyor. Sırayla bunların çözünen bölü çözücü oranlarını kıyaslayalım. İsterseniz şöyle diyorum, formülümüz çözünen bölü çözelti. Şimdi sırayla bakalım. Birinci kaba baktığımızda birinci kapta 150 gram tuz bölü 50 milim su, yani çözünen bölü çözelti yaptık. Buradan oranımız ne geldi? 3 gram tuz bölüm milim su. İkinci kaba bakalım. İkinci kapta 150 gram tuz. Ben bu arada tuz miktarını bilmiyorum. Rastgele hepsinin katı olan 150 gram dedim. Bunu siz de herhangi bir değer alabilirsiniz. Üçünde ortak katı olacak şekilde. Bölü 100 milim çözünen dedim. Çözelti dedim. Buradan 3 bölü 2 geliyor. Üçüncü kaba bakalım. Üçüncü kaba baktığımızda 150 gram tuz bölü 150 milim su. Aşağıda hepsi olacak çünkü. Burada çözücümüz su. Buradan 1 gram tuz bölü milim geliyor. Sıralama yaptığımızda en seyreltik olan 1 gram olan 3. Daha sonra ardından hangisi geliyor? 3 bölü 2, yani 1,5'a tekabül etmektedir. Ardından da 1. geliyor. Öncülere baktığımızda cevabımız C seçeneği. Şekilde tuzlu su çözeltisi verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Birinci ifadeye bakalım. Doymamış çözeltidir diyor. Biz burada dipte tuz katısını mı görüyoruz? Dipte katı varsa bu çözeltiye biz doygun diyoruz. Bu sebeple birinci ifademiz yanlış. İkiye bakalım. Çözeltiye su eklenirse çözelti kütlesi artar diyor. Doygun çözeltilerde çözünen eklemek çözelti kütlesini değiştirmez. Ancak çözücü ekleseydik, yani su gibi mesela, bir miktar katıyı çözüp bu yüzden çözelti kütlesini arttırırdı. Bu yüzden 2 de yanlış. 3'e bakalım. Katı kütlesi zamanla ne oluyor? Katıyı çözdüğü için çözücü aldığımızda katıyı çözdüğü için çözelti kütlesi artıyor. Katı kütlemiz de azalıyor. Bu yüzden yalnız 3 olacak. İletkenlik durumuna göre sınıflandırma. Öncelikle biz elektriği ileten şeyin artı ve eksi yüklü iyonlar olduğunu bilelim.
İyon bulunduran, bu yüzden de elektrik akımı akımını ileten çözeltileri biz elektrolit çözelti diyoruz. Bu da oldukça önemli bir konudur. Tuz, asit, baz içeren çözeltiler elektrik akımını iyon hareketiyle iletiyorlarmış. Yukarıdaki çözeltiler birer elektrolit çözeltidir. Çünkü bunların her üçü de suda iyonların arasında artı ve eksi yüklü iyonlar geliyor. İyon içermeyen, bu yüzden elektrik akımını iletmeyen çözeltileri de tam tersi elektrolit olmayan çözelti diyoruz. Elektrolit olmayan çözelti. Bunun diğer ismi de yani elektriği iletmeyen demektir. Monosakkaritler ve alkoller suda moleküler halde çözündükleri için iyon oluşturmazlar. Dolayısıyla elektrolit olmayan çözelti oluştururlar. Bunlar molekül yapıda olanlar suda da yine moleküler şekilde açığa çıkıyor. O yüzden çözündüğünde elektrik akımını iletmiyor. Yukarıda verilen çözeltilerden hangileri elektrolit özellik gösterir demiş. Orada elektrolit özellik göstermesi için iyonik bir bileşik olması gerekiyor. Ve ben bunu suyun içerisinde çözdüğümde iyonlarına ayrışmalıdır. Şimdi birinci ifadeye bakalım. Bakın potasyum ve bromdan mı geliyor Bira ve Yeda'dan? Yani iyonik. O yüzden bu elektrik akımını iletir. Çünkü kabın içerisine baktığımızda potasyum ve brom buradaki artı ve eksi yüklü iyonlar ne yapıyor? Elektriği iletiyor. 2'ye baktım metil alkol, 3'e baktım glikoz. Her ikisi de molekül halinde olduğu için elektrolit özellik göstermez. Çünkü elektriği iletmiyor moleküller. Evet, 5. sorumuza bakalım. Yukarıda iyonlaşma denklemi verilmiş. Hangisi elektrik akımını iletmez diyor. Yani elektrik akımını iletmesi için iyonları ayrıştırmamız gerekiyor. Öncüllere bakarım. Birinci de alüminyum klorürü iyonlarını ayrıştırmış ve iyonik bağlı bir bileşik. 3A grubu ve 7A grubundan oluşan. Bu yüzden elektrik akımını iletir. 2'ye bakalım. Etil alkol sıvıdan direkt çözelti haline mi geçmiş? O yüzden iyon bulundurmadığı için iyonik bir çözelti değil. 3. ifademize bakalım. 3. ifadeye baktığımızda iyon buluşturduğu için elektrik akımını iletir diyorum. Çünkü buradaki kalsiyum ve hidroksit iyonları ne yapıyor? Elektrik akımını iletiyor. Cevabımız bu sebeple hangisini iletmesi sorduğu için yalnız 2 diyoruz. Taneciklerin çözünme süreci. Bir maddenin çözücü tarafından homojen olarak dağılması olayına biz çözünme diyoruz. Ve çözünme olayının su ile gerçekleşmesine hidratasyon, aynı olayın başka bir çözücü tarafından gerçekleşmesine, yani su yerine başka bir solvent, mesela yağ çözen bir solvent diyebiliriz. Bu sefer ne oluyor? Solvatasyon oluyor. Maddenin iyonik kristal ve kovalent bağlı molekül olması çözünme sürecinde etkilidir. Çözünme olayına enerji eşlik eder. Örneğin X taneciği Y'de çözünüyormuş. Bu olayda Y tanecikleri X'i kuşatarak X tanecikleri arasındaki etkileşimi koparıyor. Daha sonra X atomları Y taneciklerine homojen dağılıyor. İyonik bağlı taneciklerin çözünmesi. Biz iyonik bağlı bileşikleri çözerken iyon dipol etkileşiminden yararlanırız ve suda iyonlarını ayrıştırırız. Bakın, sodyum bromürü suyla tepkimeye soktuğunda sodyum artı ve brom eksi iyonlarına ayrışıyor. Su molekülleri sodyum bromür ile hidratasyon gerçekleşir. Bu olay sonucunda iyon dipol değişimi sodyum bromür kristalinin örgül yapısında bulunmasına neden olduğu için iyonlar su içerisinde homojen dağılım gösteriyorlar. Evet, örnek sorumuza gelelim. Yine örnek 6. sorumuza.
Yukarıda çözünme denklemi verilen hangisi hidrotasyon olayı gerçekleşmiştir diyor. Çözünen maddeleri eğer su moleküllerini kuşatıyorsa bu olaya biz hidrotasyon diyoruz. Birinci ve üçüncü öncülere baktığımızda çözücü olarak su gerçekleştiği için hidrotasyon olmamaktadır. Bu sebeple cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Sabit sıcaklıkta içerisinde su bulunan kaba az miktarda tuz ekleniyormuş. Yani yine burada bir çözelti olayı var. Hangileri doğrudur diyor. Birinciye bakalım. Çözelti anyon ve katyonlar bulunur diyor. Burada sodyum artı ve klor eksiden gelen artı ve eksi yüklü anyon katyonlar var. İkiye bakalım. Ben tuzu suda iyonların karşısında sodyum artı ve klor eksi geliyor. Çözünme sürecine bakalım. Burada iyon dipol etkileşimi söz konusudur. Cevabımız E seçeneği. Moleküllerin çözünme süreci. Burada arkadaşlar benzer benzeri çözer ilkesi devreye giriyor. Neydi benzer benzeri çözer ilkesi? Önce onu hatırlayalım. Eğer arkadaşlar yapımız polarsa maddemiz neyde çözünüyor? Polar maddelerde çözünüyor. Ama eğer yapımız apolarsa bu sefer de apolar madde içerisinde çözünüyor diyoruz. Örneğin karbon, tetraflorür su yerine apolar olan C6H da daha iyi çözülmüştür. Çünkü arkadaşlar her ikisi de apolar. O yüzden apolar apolarda çözünür diyoruz. Moleküller hidrojen bağı oluşturuyorsa birbiri içerisinde çok iyi çözünüyorlar. Hatta suyun kaynama noktasının büyük olmasının en büyük sebeplerinden biri hidrojen bağıdır. Örneğin örnek sorumuza bakalım. H2S ve NH3 yani amonyak molekülleri polardır. Amonyak molekülü su ile hidrojen bağı yaptığı için su sıvısında çok, hidrojen sülfürde az çözünüyor. Glikoz ile su etkileşirse çözünme sürecinde 3 olay gerçekleşir. Glikoz moleküllerinin birbirinden ayrılması için enerji gerekir. Su moleküllerinin ayrılması için enerji gerekir. Ve ayrılan glikoz molekülleri ile su arasında yeni bir etkileşim gerçekleşir. Su, NH3, hidrofluorik asit, hidroklorik asit gibi moleküller polar moleküllerdir. Buraya yıldız atalım ve yazalım. Buraya baktığımızda polar moleküller neydi? Ya merkez atomun hepsi bağ yapacak ya da iki atom birbirinin aynısı olacak. Evet, 8. örnek sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen maddelerden hangileri aynı koşullarda suda iyi çözünür diyor. Su nasıl bir yapıda? Yapıyı ben açtım da suyun yapısını, kırık doğru yapısına sahip ve merkez atomda ortaklanmamış elektron çiftleri var değil mi arkadaşlar? O zaman ben diyorum ki su polardır. Polar maddeler polar çözücülerde çözünür. Burada klor, klora baktığımızda iki tane klor arasında her ikisi de apolardır. Çünkü amet atomlar arasında gerçekleşmiş. Birinci ifademiz suda çözünmez. İkiye bakalım. Karbon, tetraflorür. Karbon merkezde, florlar etrafında. Burada yapımız ne? Apolar. Burada da gitti. Bunda da çözünmüyor. Üçüncü ifadeye bakalım. Hidroflorik asit. Hidroflorik asit suda iyonların karşısında H artı ve flor eksi olarak ayrılıyor. Bu sebeple cevabımız yalnız 3'ün olduğu C seçeneği diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 9. örnek sorumuzda. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri ile çözelti oluşturması beklenmez diyor. Burada arkadaşlar birinci ifademize bakalım. Öncelikle çözünme olayının gerçekleşmesi için benzer olması gerekiyor. Yani polarsa polarda çözünür. Apolarsa apolarda çözünür. Yani bir polar bir apolarla çözünemez. Buna göre öncülerimize bakalım. Şimdi potasyum klor iyonik bir bağlı bileşik polar.
C6H6'ya baktığımızda bir hidrokarbon apolar. İkinci ifadeye bakalım. Her ikisi de polar mı? Metil alkol ve NH3 yapıyı açık yazdığımızda, hatta şöyle yazalım hemen 2 dakikada. Amonyanın üzerinde bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Bu yüzden yapımız polar diyoruz. İkinci ifademiz arkadaşlar doğru bir ifadedir. 3'e bakalım. CH4 ve su moleküllerine baktığımızda, burada açık yapısını yazalım. CH4'ün karbon hepsi bağ yapmış ve simetrik. Suya bakalım. Suyun merkez atomunda ortaklanmamış elektron çiftleri var. Bu yüzden su nasıl arkadaşlar? Polar bir yapıya sahip. Bu yüzden hangilerini oluşturması beklenemez diyor. Birinci ifade polar apolar olduğu için beklenmiyor. İkinci ifadeye bakalım. İkinci ifadede beklenebiliyor. İkinci örneğimi beğendim. Beğenildi. Oldukça güzel bir örnek bakın. Yapıyı açtığında burada oksijenin üzerinde ortaklanmamış elektron çiftlerinden dolayı polar. Amonyanın yapısında açtığımızda üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerinden dolayı polar. Polar ve polar olduğu için birbiri içerisinde çözünüyor. Üçüncüye bakalım. CH4'ün yapısını açtım. Hepsi bağ yapmış apolar. Ama suya baktığımda ortaklanmamış elektron çiftleri var. O yüzden polar. Birisi apolar, diğeri polar çözünür mü? Çözünmez. O yüzden birinci ve üçüncü ifadeler çözünmüyorken ikinci ifade çözünmektedir. Cevabımız D seçeneği. Şimdi heterojen karışımları sınıflandıralım. 5 çeşittir. Bunlar süspansiyon, emisyon, aerosol, koloid ve adi karışımdır. Şimdi sırayla her birini tek tek inceleyelim. Öncelikle öz kütlesi her tarafında aynı olmayan karışımlara biz heterojen karışım diyoruz. Heterojen karışımları bileşenlerin fiziksel durumlarına göre kıyaslıyoruz. Yani katı mı, sıvı mı, gaz mı? Süspansiyona bakalım. Süspansiyon katı ve sıvı karışımıdır. Biz buna ne diyoruz? Süspansiyon diyoruz. Mesela ayran içerisinde homojen gibi görünse de küçük partiküller var. Tebeşir tozu su, telveri kahve bunların hepsi süspansiyonu. Örnek katının boyutu 10^-6'dan büyük olmalıdır. Bu oldukça önemli bir öncül. Emisyon da sıvı sıvı karışımlara denir. Emisyon. Yağlı su, benzinli su örnek verebiliriz. Aerosole bakalım. Gaz katı ya da gaz kaşı karışımı, heterojen karışımına ne diyoruz biz? Aerosol diyoruz. Örneğin sis, duman, bulut gibi. Koloid, çözelti ile heterojen karışımların arasında olan ve heterojenliği gözle net olarak anlaşılmayan katılara koloid diyoruz. Kan, yağ, süt gibi tanecik boyutu 10^-9 ve 10^-6 metre arasında. Bakın şu şekilde bir ben tablo çizmek istiyorum. Şimdi şuraya 10^-9 diyelim. Buraya da 10^-6 diyelim. 10^-9'dan öncesi homojen. 10^-9 ile 10^-6 arasına baktığımızda burası heterojen. Ve 10^-6'dan sonrası da yine aynı şekilde heterojen. Ben şu 10^-6 ile 10^-9 arasına ne diyorum? Koloittir diyorum. Evet, heterojen karışımların son başlığı adi karışım. Birçok katın heterojen olarak bir araya gelmesiyle oluşturduğu karışımlara adi karışım denir. Taşlı kum, tuz şeker, taşlı pirinç, un, tuz. Yani birbirini ayırabiliyoruz ve bunları gözle de ayırt edebiliyoruz. Örnek sorularımıza bakalım.
Molekül yapıları birbirinden farklı moleküllerden birisi polar, diğeri apolar olan X ve Y sıvılarının oluşturduğu karışım türünü soruyor. Arkadaşlar, saf X ve Y sıvılarının molekül yapıları farklı olduğu için birbiri içerisinde çözünmezler. Bu nedenle sıvı sıvı heterojen karışımlarına emisyon adını veririz. Cevabımız C. Örnek 11. sorumuza bakalım. Süspansiyonla ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Süspansiyon katı ve sıvıdan oluşur. Heterojen bir karışımdır. Bileşenleri birbiri içerisinde çözünür diyor. Katı ve sıvının birbiri içerisinde çözünmediği, bu nedenle tek faz içermeyen heterojen karışımlar süspansiyon demiştik. Bu karışımlar süzme gibi fiziksel yollarla ayrılabiliyor. Üçüncü ifadeye baktığımızda birbiri içerisinde çözündüğünü söylüyor. Yanlıştır, birbiri içerisinde çözünmüyor. Tek faz oluşturmuyorlar ve fiziksel yollarla ayrıştırılabiliyorlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki ünitede çözeltilerin günlük hayattaki yerini göreceğiz ve değişim hesaplamalarından bahsedeceğiz. Bu konuyu güzel bir şekilde tekrar edip sorularını çözelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.